Evet efendim, merhabalar. Yine bir Hayatın Ritmi programıyla sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Her hafta bizi izleyen değerli seyircilerimiz bilirler. Biz burada sizler için Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, bazı zamanlar ve bugün olduğu gibi Türk halk müziğinden seçkiler yaptığımız bir programla sizlerle birlikteyiz. Ve tabii ki Türk halk müziği deyince çok değerli bir üstad bizimle efendim. Kendileri bizleri kırmadılar, buralara kadar geldiler. Sayın sanatçı ve şefimiz, koro şefi Tekin Kumaş Beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Öncelikle bu programımıza katıldığınız için ben çok mutluyum. Sizin gibi Türk halk müziğimizin bence en önemli temsilcilerinden diyebileceğim bir büyük üstad olarak bizlerle birliktesiniz. Şeref verdiniz efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim Rıfat Bey. İyiyim. Sizler nasılsınız? Eyvallah. Allah'a şükür. Ben sanat müziğiyle ilgileniyorum, tasavvuf müziğiyle ilgileniyorum, programlar yapıyorum ama şunu seyircilerimize çok net olarak söylemek istiyorum. Türk halk müziği gerçekten ülkemizin Anadolu'su, Ege, Trakya, Rumeli tüm duygularını içinde barındıran duygu yüklü melodilerle ve büyük ozanlarla yazılmış eserler efendim ve bizim kültürümüzü çok güzel bir şekilde halkımıza buluşturan bir müziğimiz, kendi müziğimiz, halkın müziği. Öncelikle sizinle bir tanıştıralım seyircilerimizi, belki elbette tanımak isteyenler vardır. Elbette. Neler söylemek istersiniz? Buyurun. Estağfurullah. Ben Trabzonluyum. Eyvallah. Orada doğdum, orada büyüdüm. Müziğe de orada başladım. Aslında benim müziğe başlangıcım böyle bir kurs, dershane hayatı falan olmadı. Ben köyde doğdum ve büyüdüm. Özentiyle çocukken herkes böyle arabalarla şeylerle oynarken ben böyle çanta tipi teypler vardı eskiden. Onlarda işte bir kemençe kaseti, bir de rahmetli babamın dinlediği böyle kemençe kasetlerini ve Aşık Mahsuni Şerif'in kasetleriyle onları dinleyerek büyüdüm. Sonra annem ve rahmetli babam bir İstanbul seyahatlerinden dönüşte bana plastik bir oyuncak saz getirmişlerdi. O şekilde başladı herhalde. Yavaş derken işte 13-14 yaşlarında rahmetli babam sağ olsun bir bağlama almak istiyorum dedim ben. Ve Trabzon'dan bir bağlama aldık velhasıl. Kendi kendime uğraşmaya başladım. Sonra liseyi bitirdikten sonra Trabzon'a yerleştik. Orada Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Cemiyeti'ne kaydoldum. Ve koroda saz çalmaya başladım. Orada öğrendim aslında birçok şeyi. Görerek, duyarak ve çalışarak. Eski cemiyet dernek hayatları bizim gibi bu işe gönül veren insanların üzerinde çok büyük. Kesinlikle. Çok olumlu etkilere sahip.
O anlamda çok kazanımlarım kulak var. Kulak dolgunluğu orada başlıyor. Kulak Evde başlıyor dolgun, tabii ki ama o cemiyetlerde. Tabii yani biz bir de radyo çocuğuyuz. Eyvallah. Yani radyolarla büyüdük. Radyodaki halk müziği, sanat müziği, radyo tiyatrolarıyla büyüdük. Onların bizdeki etkisi çok fazla. Çok şey kazandık onlardan. Hayal dünyamızı genişletti onlar bizim. Radyo tiyatrosunu ben hala öğrencilerimle derslerde örnekler veririm. Hayal dünyası çok önemli. Kesinlikle. Ve onun bizim hayal dünyamızı geliştirmesinde çok önemli payı olduğunu düşünüyorum. İşte sonra cemiyet hayatıyla hem repertuar konusunda katkı sağlıyor, hem kulağı açıyor, geliştiriyor. Artık siz istiyorsanız oradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Doğru. O şekilde başladı. Devam edeyim mi yoksa? Edelim tabii ki. Ondan sonra herhalde bir akademik çalışmalar. Akademik o sonra geldi aslında. Evet. Ben o yıllarda işte bir grup kurduk. Koroya devam ederken. Grup 7 veren diye bir grubumuz vardı. Trabzon'da ve çevre illerde konserler vermeye başladık. Güzel işler yapıyorduk. Sonra askerlik oldu. Askere gittim geldim. Aslında rahmetli babamın ölümüyle benim üniversite hayatım bir sekteye uğramış oldu. Yani planlar tutmadı. Tam o arefede vefat ettiği için. Allah rahmet eylesin. Amin. Sonra bir arkadaşım vardı. Buradan da ona selamlar gönderiyorum. Selim Cihanoğlu. Halk oyunları öğretmenidir. Eğitmenidir aynı zamanda. Çok başarılı kitapları da vardır bu konuda. Onun tavsiyesiyle bizim konservatuara, ETÜ Devlet Konservatuarı'na ya şu sınavlara bir gir dedi. Şimdi biz de o sırada müzik yapıyoruz, işte bir yerlerde ücretli dersler veriyoruz falan. Bir diploma gerekiyor. O da olmadığı için yüksek öğrenimle alakalı. Peki dedim, Trabzon'daki müzik eğitim bölümü sınavlarına ve buradaki İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarına eş zamanlı olarak sayılır girdim. İki tarafı da kazanınca nedense burayı tercih ettim. Eyvallah. O şekilde İstanbul serüvenim başladı. Askerlikten sonra 26 yaşında konservatuvara girdim. Bu da yaş sınırı vardı o zaman. 26. Artık kalmadı mı o yaş sınırı? Sanırım bazı bölümlerde var. Tam emin değilim kaç olduğunu. Özel üniversitelerde ama. Yok ama yani devlet konservatuvarında var diyebilirim. Sanırım halk oyunları bölümünde belli bir kriter var. Temel bilimler ve şan bölümünde de 25-26 idi bildiğim kadarıyla bundan. Benim girdiğim dönemde öyleydi. Evet. Sonra bir ara kaldırılmıştı, bir ara 30'a çekilmişti ama şu anki durumla alakalı bir bilgim yok. Eyvallah. Konservatuara girdim, temel bilimler bölümüne. Tabii yaşım da biraz geçkin olduğu için benim sınıf arkadaşlarımdan ben direkt çalışmaya başladım. İşte o yıllarda folklor kurumunda eğitmenlik yapmaya başladım. Evet. Bağlama, solfej ve koro çalışmalarına başladım. Aynı zamanda Sarıyer Halk Eğitim Merkezi'ne başlamıştım. Bakırköy Halk Eğitim Merkezi'ne aslında başlamıştım. Aslında okul sizin için yalnız akademik açıdan bir evrak ve diploma niyetli başlanmış bir şey. Ama aslında müzik adına bütün altyapı ve bütün her şeyi icra ediyordunuz. Yani ediyorduk. Tabii ki çok eksiklerimiz vardı. Tabii ki yani konservatuvar bize çok şeyler kattı aslında. Biraz donanımlı gelmiştik elbette. O yani. Sizi kolaylaştırdı aslında. Tabii biraz çok kolaylaştırdı. O vesileyle aslında çalışmaya fırsat bulabildim ben. Yoksa derslerine yoğunlaşan, derslerle uğraşan bir öğrenci olacaktım. Eyvallah. Ben sürekli çalıştım. Folklor kurumunda 15 yıl koro şefliği yaptım. Folklor kurumu Türk Halk Uzun yıllar korosunda. Yani 15 sene. Evet, 15 yıl aralıksız orada koro şefliği yaptım. Aynı yıllarda yine Bakırköy Halk Eğitim Merkezi'nde bağlama kurslarımız ve koromuz vardı. Koro bir dönem bitti, sonra başladı. Ve yine 14 yıldır da İstanbul Barosu'nda Türk Halk Müziği Korosu çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl 15. yıl. Halen devam ediyor öyle. Halen devam ediyor, çok evet. Güzel. Hocam isterseniz bir eser arası verelim sohbete. Olur, hay hay. Tabii. Çünkü bizi izleyen değerli seyircilerimize ben buradan neler bugün programda onları bekliyor birazcık da söylemek istiyorum. Evet. Sizin gibi değerli bir üstadım burada olduğundan dolayı Anadolu'nun her köşesine gideceğiz efendim bugün. Diyarbakır, Antep, evet. Malatya, Ankara, Trabzon, Rumeli, her tür Türk halk müziğinin bütün türlerinden örnekleri hocamız bizler için burada sunacaklar. Siz değerli seyircilerimiz için.
İlk eserimizi program başlarken dinlediniz efendim. Bülbül'ün Kanadı Sarı, Diyarbakır yöresine ait çok güzel bir türküydü. Gerçekten mükemmel, duygulu bir türküydü. Evet, Celal Güzelses'ten alınan bir türküydü. Celal Güzelses de Diyarbakır'ın yetiştirdiği, Diyarbakır'da yetişen en önemli insanlarımızdan bir tanesiydi ki aynı zamanda müezzindi. Eyvallah. Ve Mustafa Kemal Atatürk ona Şark Bülbülü adını koymuştu. Allah Allah. Evet. Çok değerli bir Şark zatmış. Şark Bülbülü lakabını, ismini Eyvallah. Atatürk takmıştı ona. Eyvallah. Gerçekten bülbül gibi bir ama adamdı ve çok güzel eserler bıraktı şimdi bize. O kıymetli eserler, kişilerden günümüze zaten bu eserler gelmiş. Evet. Yoksa o kaynak kişiler, derleyen ve kaynak kişiler olmasaymış Türk halk müziğimizin o güzel eserlerinin bugüne kadar geleceğini tabii, zannetmiyordum yani. Mümkün değil. Mümkün değildi. Çünkü bu çok büyük emekler var bu. Büyük işte. Bir rakam var aslında. Anonim dediğimiz Türk halk müziğinde anonim üzerine evet. dediğimiz 6000 7000 belki daha fazla bir eser yani var. Yani son rakamlar 7000'e yaklaşmış değil mi? Durumda. Evet, evet. Evet. Peki hocam, isterseniz eserimize devam edelim. Peki. Efendim, sıradaki eserimiz bu sefer Gaziantep yöresine ait. Bahçelerde Zerdali. Buyurun hocam. Bahçalarda zerdali benim yârim gül dalı kiraz gibi dudakları şeker ezer dilleri güllü yar a benim ben sana git mi dedim, ellerde yat mı dedim, güllü yar. Bahçalarda gül dalı var git ellerin yâri sen bana yar olmasın yüzüme gülme bari güllü yar a benim allı yârim, yanağı güllü yârim ben sana git mi dedim, ellerde yat mı dedim, güllü yâr. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Gerçekten o duyguları birebir yansıtıyorsunuz, karşı eyvallah, tarafa veriyorsunuz. Eyvallah. Çok güzel bir yorumdu. Şimdi hocam tabii değerli seyircilerimiz bugün türküleri sizden dinleyecekler ama biz aralara böyle hani biraz da bilgi, kültür programı evet. böyle karışık bir program olarak izleyicilerimize bu programı sunmaya çalışıyoruz. Şurada bir soru aklıma geliyor. Bağlama enstrümanının yani bugün iki enstrümanla bizimlesiniz. Biri evet. tambura. Evet, bu elimdeki tambura dediğimiz. Evet. Yani diğeri uzun kol evet. ya da uzun saplı bağlama dediğimiz. Hı hı hı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde işte bozuk diye adlandırılan hı hı.
tambura diye adlandırılan, hı hı, uzun sap bağlama, uzun kol bağlama diye adlandırılan, evet, bir enstrüman. Ama en çok kullanılan türlerinden bir tanesi. En çok kullanılanlardan biri, evet, bu. Evet. Diğeri de daha büyük bir gövdeli olan abdal dediğimiz. Evet, biraz daha büyük tekneli abdal dediğimiz saz. Yani divan sazının bir küçük boyu. Bir küçük. Daha çok abdal adı da Orta Anadolu'daki abdalların çaldığı, hı hı, genellikle bozlakları icra ettikleri, eyvallah, bağlamamızın, bağlama ailesinin bir üyesi. Eyvallah. Biraz daha büyük olduğu için ses biraz daha davudi. Davudi. Evet. Tel kalınlıkları, hı, ona göre biraz daha, yani tam buraya göre biraz daha kalın. Eyvallah. Öyle bir tınıya sahip. Peki hocam, aklıma geliyor, soruyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi bu bağlamanın birkaç çeşidi var. Hepsinin yöresel farklılıkları mı var, yoksa eserlere göre mi çeşitlendiriliyor? Şimdi aslında şöyle, bu elimde görmüş olduğunuz tambura bağlamayla halk müziğimize ait bütün yöreleri, bütün türleri icra etme olana var. Var, evet. Fakat gelişen şartlar, bazı ideolojik yaklaşımlar belki, hı hı, bunları biraz birbirinden ayırmış, ayırdı. Mesela son dönemler dediğim bir 30-40 yıla yakın bir zamanda kısa saplı bağlama çok ön plana çıkarıldı. Kısa, hı hı, saplı bağlamada çalınan tavır esasında bizim yine uzun saplı bağlamada icra edebileceğimiz bir şey. Hı. Ancak işte bazı çevreler bunu çok fazla gündeme getirdi ve yaygınlaştı. Hı hı. Oysa bunun yerine aslında bağlamadaki transpozisyon, hı hı, meselesini çözüp onunla ilgili yoğunlaşılsaydı belki bu tambura dediğimiz saz bu kadar ihmal edilmezdi. Çünkü bunun üzerinde halen mevcut 12 tane düzeni, akordu çekip, hı hı, icra etme şansımız var. Zeybekleri de icra edebiliyorsunuz. Evet. Semahları da, değişleri de, mayaları da, bozlakları da, Karadeniz'i, Trakya'yı, bütün yöreleri icra edebiliyorsunuz. Yörelere göre az önce dediğiniz şey Rıfat Bey, hani bağlama mı değiştiriyoruz? Aslında akort değiştirerek biz. Şimdi bir tane programın sonuna doğru bir örnek vereceğiz. Kısmet olursa onunla ilgili. Akordu değiştirerek ya da bağlamadaki adıyla düzeni değiştirerek farklı türleri icra edebiliyoruz. Bir fidayda, düzeni dediğimiz düzende, hepimizin bildiği fidaydayı çok güzel icra edebiliyoruz. Ha, bu düzende icra edilemez mi? Edilebilir ama o lezzeti vermez. Vermiyor. Evet. Anladım. Hepsi bir lezzet, bir tat farkı. Anladım. Aslında hepsinin belli bir formu var. O formda sunmak o tadı verecektir. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Peki hocam, bağlamanın geçmişi var. Tabii çok geçmişten günümüze gelmiş ama o geçmişten günümüze gelene kadar olan sürede şu anki durumunu yorumlarsak nasıl bir değişimden geçmiş ve çok doğru mu şu anki durumu, bağlamanın kullanımı? Bağlamanın tarihine baktığımız zaman yaklaşık 2000 yıllık bir geçmişten söz edebiliriz. Evet, bize ulaşan kaynakları, hı hı, incelediğimizde. Orta Asya'dan Türk boylarının çaldığı bir saz, hı hı, ve mızraplı sazların atası olarak bilinen kopuzdan gelen. Kopuzdan geliyor. Evet, kopuzdan geliyor. Kopuzlar genelde iki telli veya üç telli, hı hı, olabiliyor. Orta Asya'da iki tel veya üç telden fazla teli varsa, hı hı, buna da son zamanlarda dombra, evet. Hmm. Tambura, dombra. Tamam. Yöreye göre yine söyleyiş değişebiliyor. Değişiyor. Deniliyordu. Hı hı. Sonra işte bu Türk boylarının Anadolu'ya gelmesiyle her şeylerini getirebildikleri gibi, hı hı, enstrümanlarını da, çünkü onlar için vazgeçilmez şey bu. Eyvallah. Bağlamayı getirdiler. İyi ki getirmişler. Tabii Anadolu'da zaman içerisinde çok büyük, çok önemli ustalar, yapım ustaları çok emek verdiler. Bağlamanın şekli oldukça değişti. Hı hı. Ergonomik bir yapıya sahipti zaten ama bu sefer daha estetik bir yapı kazandı. Evet. İşte ağaç çeşitliliği arttı. Evet. Kopuzda kullanılan kurt derisi, işte at kılığı yerine artık metal teller kullanılmaya başlandı. Bunlar tınıları zaman zaman değiştirdi herhalde. Tınılarda elbette, bir değişiklik tabii, oluştu yani. Tabii tınılara, evet, etki etti. Ondan sonra işte günümüze doğru çeşitler arttı. Evet.
şekiller biraz değişti. Hele son zamanlarda artık bağlamanın ben çok hiç benimsemiyorum bu şeyleri. Yani gitar gibi yapmaya başladılar. Arkası bu tekne aslında ona en büyük estetiği kazandıran şey bu tekne. Evet. Tekne yok artık bazı bağlamalarda. Şöyle kesip gitar teknesi onların gibi gövdesi. Bildiğim kadarıyla da yani elektronik bir bağlantı olmadan akustik bir ses almak da imkansız gibi bir şey. Yani ya da bu bağlamanın verdiği akustiği veremez. Veremez çünkü değil mi? Bu içerisinde harmanlanan çıkacak ses. O ses evet, bu kapağın önemi çok büyük. Evet, orada işte burgu tertibatına gitar burgusu yerleştirilir. Hmm. Bu görseli çok bozdu hem aslında. Hem görseli hem bence evet. O sazın duygusunu da verebileceğini zannetmiyorum. Kesinlikle kesinlikle. Ben bir elime aldım o bağlamayı ve çalasım gelmedi. Evet. Şimdi tabii bunlar kötü yönleri. İyi yönleri bağlama çok gelişti. Çok iyi bağlama çalan gençler türedi. Eksik olansa şu, bağlama aslında bir taklit enstrüman değildir. Yani bir kemanı, piyanoyu ya da gitarı taklit etmesi gereken bir enstrüman değildir. Çünkü evet. Bağlama tek başına solist bir sazdır. Evet. Tek başına bir kültürü temsil yansıtıyor. Eden bir sazdır. O yüzden kendi kendine ancak yetebilen bir sazdır. Kendi kültürünü evet. Ancak ifade edebilir. Evet. Çok iyi bağlama çalan ya da çok iyi, çok yetenekli arkadaşlar var. Fakat tavır dediğimiz şey çok geri planda kaldı. Bu Türk müziği için de geçerli, bizim evet, halk müziği için de geçerli. O tavır zaten başlı başına bir konu olması tabii gerekiyor. Tabii ki, o, zaten onu öyle. Zaten sizinle ayrıca konuşacağız evet, bugün yine. Evet. Çünkü şarkı söylemek, halk müziği olabilir, farklı tarzlar olabilir. Yorumlayabiliriz, herkes söyleyebilir. Ama tavır dediğimiz aslında o eserlerin içindeki duyguyu ve nüansları, nerede coşkulu olması gerektiğini, nerede daha naif olması gerektiğini, bu nüansları sağlamak tavırla birlikte özel çalışmalarla oluşan evet. Bir şey. Tabii bir evet, de evet. Tavır herhalde bildiğim kadarıyla yani bizim büyüklerimizden duyduğumuz, hocalarımızdan duyduğumuz birebir hocayla, birebir hocamızdan aldığımız derslerle oluşan usta çırak ilişkisiyle evet, evet, oluşan evet. Bir meziyet aslında, bir özellik, tavır evet, ve evet. De bence bu müzik sanatında en önemli olması gereken kesinlikle, bir özellik. Kesinlikle. O olmadığı yani, zaman o kursuna karşıdaki insana gerçek manada ulaşamazsın. Tabii. Zaten işi bilen insanlar, önemseyen insanlar aslında tavrın ne kadar önemli olduğunun da bilincindeler. Evet. Evet. Bizim halk müziğinde tavır diyoruz ama tavır kelime anlamı olarak hani davranış. Hı hı. Fakat halk bilimi adına konuştuğumuz vakit tavır bizde yörelere göre evet. Çalış ve söyleyiş biçimleri. Eyvallah. Mesela bir Burdur türküsü söylerken orada kullanılan ağız, orada atılan tezene veya ritim. Her yörede aynı değil. Değil yani tabii farklı. İşte tavır o. Tavır o. Tavır farklılıkları hocam, o. Hocam bu tavır konusuna devam edelim. Evet. Birazdan bir araya gideceğiz. Bir kısa aramız olacak. O araya gitmeden önce sizden bir eser daha dinlemek istiyoruz. Peki. Değerli seyircilerimiz de mutlaka istiyorlar. Alçakta yüksekte yatan erenler efendim. Evet, bu çok Pir güzel. Sultan Abdal'a ait. Evet, Pir Sultan Abdal'ın çok güzel sözleri, şiiri olan evet. Bir eser. Söyleyelim. Buyurun dinleyelim. Alçakta yüksekte yatan erenler, alçakta yüksekte yatan erenler, yetişin imdada aldı dert beni. Başım alıp hangi yere gideyim, başım alıp hangi yere gideyim, her gittiğim
oturup benimle ibadet kıldı, oturup benimle ibadet kıldı, yalan söyledi de yüzüme güldü. Yalın kılıç oldu, üstüme geldi, yalın kılıç oldu, üstüme geldi, çaldı bölük bölük, böldü dert beni Erenle. Abdal Pir Sultanı, gönlüm hastadır, Abdal Pir Sultanı, gönlüm hastadır, kimseye diyemem, gönlüm yastadır. Bilmem delim oldu, bilmem ustadır, bilmem delim oldu, bilmem ustadır, şöyle bir sevdaya saldı dert beni yarın.
çevresine sardı. Ağzınıza sağlık. Gerçekten yüreğinize sağlık. Kütahya Hisarlı Ahmet'ten alınan bir türkü. Kesinlikle mükemmel bir türkü. Evet. Bizi izleyen değerli seyircilerimiz de öyle düşünüyor. Eminim gerçekten. Türklerdeki bu duyguyu dinlerken herkes de yakalayamazsınız efendim. O yüzden bugünkü konuğum Tekin Kumaş Hocam. Gerçekten mükemmelsiniz. Estağfurullah. Yani bizi seyredenler sizin mutlaka konserlerinizi takip etmek isteyecektir. Ben sizin konser vermenizi istiyorum. Böyle bireysel, yalnız bağlamanızla. Evet. Yani kesinlikle çok etkili olacağını düşünüyorum ya. İnanılmaz, çünkü karşı tarafa o enerjiyi verebiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim Rıfat Bey, sağ olun. Konserlerimiz oluyordu aslında. Eyvallah. Bu İstanbul'daki kültür merkezlerinde mütemadiyen konserler verdim solo olarak. Bu son birkaç yıldır pek yapmıyoruz. Korolarla daha çok. Belki konuşacağız o konuları. Eyvallah, koro çalışmalarınız da var, onları konuşacağız. Onlarla yoğunlaştık. Ama gerçekten çok samimi bir şekilde söylüyorum hocam. Yani birebir, yani sizin sahnede oturup, yani gözümde şöyle canlandırdım. Tamamen karanlık. Bir tane beyaz ışıkla ortadasınız. Ve bağlama sazınızla birlikte. Hiç ses yok. Baştan sona sizi dinler insanlar. 2 saat, 3 saat sıkılmadan. Eyvallah, sağ olun. Sağ gerçekten çok güzel bir yorum. Siz çok iyi bir dinleyicisiniz. Eyvallah. Yani musiki şinas bir insansınız. Estağfurullah hocam. Yani sizin gibi üstadların yanında biz bir şeyler değiliz de. Estağfurullah. Eyvallah. Şimdi değerli seyircilerimiz de takip ediyorlar tabii. Şimdi ben şu konuya gelmek istiyorum sizinle sohbetimizde. Evet. Şimdi eskiden beri Yurttan Sesler adı altında yapılan bazı çalışmalar var. Bunun asıl amacı, maksadı aslında nedir? Yani Yurttan Sesler, tamam biliyoruz, diyor şarkılar söyleyin, türküler söyleyin, ama bir amacı vardır ki tabii yapılıyor. Bunu da sizden dinleyelim isterseniz. Tabii, ben de bildiğim kadarıyla bir şeyler söylemeye çalışayım. Estağfurullah. Yurttan Sesler, rahmetli Muzaffer Sarı Sözen hocamızın kurduğu bir topluluk idi. Kendi ifadesinde şöyle der: Yurttan Sesler sadece türkü okuyan bir topluluk, bir oluşum değildir. Hı hı. Aynı zamanda türkü öğreten. Çünkü o dönemlerde, Yurttan Sesler'in kurulduğu dönemlerde radyodan türkü öğreniyoruz diye programlar yaparlarmış.
hocalar. Ve oradaki maksat ülkenin doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden, her bölgesinden insanların bir araya gelip türkü okumaları, evet, ve türkü okutmaları, öğretmeleri ve Türkiye dair birçok şeyi konuşup paylaşmaları. Evet. Bu da aslında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşayan, çeşitli farklı kültürlerden gelen, hı hı, insanların, hı hı, birbirlerinin kültürlerine de aşina olmaları, bilmeleri, anlamaları, bilmeleri, evet, tanımaları. Çünkü bugünkü gibi iletişim araçları yok. Hiçbir şey yok. Ya bir radyo çok önemli bir şey. Kesinlikle. Çok önemli, önemli bir iletişim kaynağı. Ve o radyodan başka bir yerde, kendi ülkesinin başka bir yerinde ne olup bittiğini anlayabiliyor. Evet. Onun için tek kaynak o. Evet. Biliyoruz, gurbete giden, gidip döneceği meçhul, askere giden, hı-hı, keza öyle. Bu maksatla kurulan bir topluluk. Biz de, ben çalışmalarımda, koro çalışmalarımda bunu çok önemserim ve bu benim için çok önemli bir ilkedir. Arkadaşlarıma hep onu söylerim. Biz burada sadece türkü okumak için yokuz. Evet. Biz burada bakın bir topluluğumuz var. İşte 50 kişi var toplulukta, evet, ses ve saz olarak. Biz burada sadece türkü değil, bir bakıyorsunuz öyle bir şey oluşuyor ki, bugün koroya katıldınız diyelim ki, bir ay sonra doğum gününüz var, ve sizin doğum gününüzü artık 50 tane farklı, hiç tanımadığınız, o güne kadar tanımadığınız insan kutluyor. Yahut Allah korusun acı bir gününüzde, yanınızda oluyorlar, taziyelerini bildiriyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Böyle bu tür paylaşımların oluştuğu sosyal bir topluluk, sosyal bir ortam. Aynı zamanda şöyle düşünüyorum sizin bu açıklamanızdan sonra ben de. Şimdi yurttan sesler aslında bir ülkenin, bir vatanın birleşmesi için, tek vücut olması için bir önemli bir toplanma yurttan tabii, sesler. Tabii. Çünkü her yörenin bir özelliği ve şivesi var. Kesinlikle. Her yörenin bir şivesi, özelliği olduğu gibi o yörenin de güzel sesli kişileri var. Evet. Aslında bilinmeyen, evet, evet. Bildirilmeyen, evet, ne yazık ki. Bunların birleşmesi, güzel seslerin, güzel şivelerin, evet, birleşmesi, evet, ve bunların hepsinin bir yurt ve yurttan sesler topluluğu olması aslında, aynen, çok büyük bir mesaj. Tabii bir de adı çok güzel. Evet. Yani yurttan sesler deyince bakın, hiç bu konu hakkında bilgi sahibi olmayan birine dahi sorsanız yurttan sesler, hı, böyle benzer açıklama, hepimizin konuştuğu benzer şeyleri, evet, söyleyebilir. Söyleyecek. O kadar güzel bir başlık konmuş. İsmi üstünde çünkü gerçekten. İsmi üstünde, evet. Evet, evet, çok başarılı üstünde bir çalışma. Evet. Ama bunun ben günümüzde birazcık unutulduğunu, kesinlikle, görüyorum. Tabii. Yurttan sesler ismiyle nasıl eskiden beri yapılan çalışmalar varsa bence şu an daha da arttırılması ve her yerde yapılması gerekiyor, evet, diye düşünüyorum. Tabii buna bir kere devletin destek vermesi, evet, gerekir ama. Yani devlet desteği çok önemli. Biz Anadolu'da yüzlerce dernekler, cemiyetler var. Hı hı. Bunların devletten destek alması lazım. Evet. Korolar çok önemli bir yere sahip toplum yaşamında, hı hı, toplum gelişiminde. Şöyle bir örnek verebilirim. Almanya savaştan çıktıktan hemen sonra, hı hı, biliyorsunuz çok büyük bir sanayi hamlesiyle, evet, sanayi hamlesi başlattı ve bugün dünyanın en büyük sanayilerinden, aynen, birine sahip. Ve bütün kuruluşlarında, bütün fabrikalarında, bütün devlet ve özel kurumlarında savaştan hemen sonra talimatlarla korolar kurdurdular. Binlerce, 1,5 milyon insandan falan bahsediliyor. Yaklaşık 15 bin koro, irili ufaklı, 10 kişi, 50 kişi, 20 kişi, 30 kişi neyse, evet, korolar kurulup, neden kuruldu bu korolar? Bunun bir amacı var. Vardır. Yani bu, evet, sosyolojik bir konu. Tabii. İnsanların motivasyonunu güçlendiren, birbirine bağlayan, halkın birleşmesi için tabii, bir çalışmadır aslında. Bir birlik, aslında, millet olabilmek. Evet. Yani toplum bunu gerektiriyor, bunu istiyor. Nitekim bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün talimatıyla başlayan derleme çalışmaları, hı hı, kimileri der ki ya önemli miydi, gerekli miydi? Gerekli. Değil mi? Gerekli. Bu sadece bu değil. İşte türkü sadece türkü değil. Türkü bir belgedir. Evet. Bu coğrafyanın tarih kitaplarında bulamadığınız dilidir türkü.
Ama buna sahip çıkmak buna önemli sahip işte. Çıkmak zamanında yani. Sahip evet. çıkılmış. Evet. Bundan sonra da sahip çıkılması gerekiyor. Evet. Bu mesajı da biz böyle sizin adınızda vermiş oluyoruz. Teşekkür ederim. Hocam isterseniz yurttan sesler diyoruz ya. Aslında evet. siz bugün yurttan sesler dediğimiz bir repertuarla bize geldiniz. Bütün memleketimizin güzel yörelerinden güzel eserlerle bizlerlesiniz. İsterseniz sırada iki eser arka arka icra edelim. Olabilir. Olur mu? Olabilir. Önce Malatya yöresinin Dün mü buradaydın? Buradaydın. Ha buradaydın. Evet, bugün mü geldin? Ve arkasından da Ankara'ya gideceğiz bu sefer. Suya gider allı gelin. Evet. Efendim dinliyoruz sizden hocam. Aşk sevdası geldi, kaynadım, coştum. Aşk sevdası geldi, kaynadım, coştum. Yüksekten uçarken engine düştüm. Yüksekten uçarken engine peşimden ayrıldım, ben burada şaştım. Ya davcılar vurdu, telli durmamı, telli durmamı. Peşimden ayrıldım, ben burada kaldım. Ya davcılar vurdu, telli durmamı, telli durmamı.
gelin, suya gider al gelin, has gelin, has gelin. Topukların okta nokta bas gelin, bas gelin, bas gelin amma. Topukların okta nokta bas gelin, bas gelin, bas gelin amma. Bu güzellik sade sana has gelin, has gelin. Bu güzellik sade sana has gelin, has gelin. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım amma. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım amma. Hocam, ellerinize, ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel yorumlar. Ankara dediğimiz zaman insanlar hemen misket havası zannediyor ama işte bu kadar sanatsal değeri yüksek eserler ve sözleri de tabii sözlere indiğimiz zaman olay zaten burada tabii program çok derin, çok derin, evet. Geceye kadar sürer. Çünkü çok derin manalı sözler, ozanların yazmış evet. olduğu sözler ve büyük mesajlar var. Hem irfan, hem ilim irfan evet, mesajları evet, var. Evet. Yani çok harika. Toplumsal mesajlar evet, var. Evet, harika yani. Eserler evet, gerçekten. Evet. Özellikle de sizin seçtiğiniz eserler bugün gerçekten mükemmel. Eyvallah. Şimdi bu bölümde aslında ben Karadeniz müziğindeki yozlaşmanın sebepleri diye bir konu açmak istiyorum ama. Evet, evet. Hocam, onu açma fazla vakit kalmadı. Acaba bir sonraki bölüme mi bıraksak? Nasıl isterseniz. Şöyle yapalım. Olabilir. İsterseniz o Trabzon yöresindeki olan eserimizi dinleyelim. Hı. Sonra reklamlardan sonra da bu Karadeniz müziği ile ilgili bir sohbet icra edelim. Tamam. Olur mu? Hay hay. Tabii. Sıradaki eser yine Trabzon. Bu sefer Karadeniz'e gidiyoruz efendim. Evet. Ankara'dan Karadeniz'e Anladım, geçiyoruz. Ve Ben Deniz'de Bir Gemi. Evet. Buyurun efendim dinleyelim. Thank you.
Şu gurbet ellerinde zaman geçer mi acap? Bizi perişan etti gaybana galasıca. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Yollar uzun bitmeyi, burada zaman geçmeyi. Nasıl da hatırladım kapıdaki çeşmeyi. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Evet efendim, Hayatın Ritmi programında biraz önce dinlediğimiz eser Trabzon yöresine ait olan çok güzel bir eserdi. Ben Deniz'de Bir Gemi efendim, üstadımız Tekin Kumaş hocamızdan dinlemiş olduk. Çok güzel bir yorumdu hocam, teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Şimdi Karadeniz yöresine dönmüşken aslında Karadeniz müziğindeki bu zaman içinde hani popülerite diyoruz ya, popülerizm, popülizm. Bu her müziği olduğu gibi Türk halk müziğinde de bazı bozulmalara, yozlaşmalara neden oluyor. Ne yazık ki. Bunun sebepleri ve acaba araştırılıyor mu hocam? Siz nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Araştırılıyor tabii bazı idealist insanlar tarafından araştırılıyor. Büyük bir kesimin ise bu konuda hiçbir tasası yok zaten. Bir kere müziğe bakışla çok alakalı bir mevzu. Bizim ülkemizde müziğe bakış çok ciddi değil aslında. Çok ciddi bir üretimin olduğu bu topraklarda çok ciddi bakılmıyor. Biz esasında sebzemize, meyvemize, tarımımıza da böyle olduğumuz için bugün bir çok kıymet farklı, bilmemezlik var. Kıymet bilmiyoruz. Evet. Bu türkülerde çok ön planda. Mesela bir deyim vardır ya, kızını başıboş bırakırsan ya davulcuya gider ya zurnacıya. Şimdi bu o kadar derin bir laf ki aslında. Ve bu sözden ben oldum olası hiç sevmem bu sözü. Çünkü bir davulcu, bir zurnacı çok ciddi iş yapan insanlardır. Bu toplumun bütün düğünlerinde, eğlencelerinde, bayramlarında, askerlerinde, her yerinde var olan insanlardır bu insanlar. Ramazan'da bile var. Ramazan'da. Sahur vakti kim bizi uyandırıyor değil mi? Tabii. Bu bir gelenek değil mi? Bu büyük bir gelenek, büyük bir ritüelin bir parçası. Bunları yok sayamayız. O bakımdan yozlaşma aslında kişinin, toplumun nereye gittiğiyle çok alakalı. Nasıl yaşadığıyla çok alakalı bir şey. Karadeniz müziğindeki yozlaşma, demin bir Ankara türküsü okuduk. Evet. Ankara'da da aynı. Ankara'nın çok karakterli bir müziği varken bugün işte gece kulüpleriyle anılan böyle çok kişiliksiz diyebiliriz. Yani bir Ankara'nın bağları çıktı. Yani herkes Ankara müziğini Ankara. Bu şekilde yalnız bir misket havasında eğlence müziği. Yani burada kültürümüzü, yani müziğimize
bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bu yalnız belki de Karadeniz müziğiyle değil. Değil, onunla yani sınırlı değil. Tüm kültür sanatta geçerli olduğu gibi müziğimizde, sanat müziğimizde de böyle, tabii, halk tabii. müziğimizde de böyle. Yani tabii. bunlarda genel bir yozlaşma var. Evet. Ne yazık ki. Bu işte toplumun dediğimiz gibi hani nereye gittiğiyle, evet. algılarının değişmesiyle çok alakalı bir şey. Karadeniz müziğindeki yozlaşma, mesela ben kendi memleketimden örnek verecek olursam, Trabzon kent müziğiyle alakalı bugün örnekler vermek isterdim ama çok güzel türküler de var sırada. Evet. Normal İstanbul ağzıyla yakılmış türküler var. Evet. 1950'lerden sonra kırsaldan kente göç başlamasıyla aslında kemençe kente girmiş oldu evet. kültürle birlikte. Kemençe vardı ama kırsaldaki kemençe evet. gelmiş oldu, kültürüyle birlikte gelmiş oldu. Evet. Bu oraya nasıl gelmişse Trakya'da veya Ege'de yine benzer şekillerde bir akım oluştu. Bu kent yaşamındaki o anlayışı değiştirdi. Zamanla değiştirdi. İstanbul'da da böyle değil mi? Evet. İşte falanca ilin çok olduğu bir bölge, onların çok olduğu bir bölge, oradaki gibi yaşıyor insanlar. Evet, aynen. Aynen, doğru. Yani şöyle oluyor, köyden büyük şehre geliyor ama köy hayatını getiriyor. Aynı şekilde yaşıyor. Evet, evet. Öyle yaşamak istiyor zaten. Evet. O yakınını getiriyor, o yakınını getiriyor. Bakıyorsunuz ki koca bir mahalle olmuş ve orada nasıl yaşıyorlarsa aynı şekilde burada yaşamlarını idame evet. ettiriyorlar. Evet. Ancak bu kent yaşamını olumsuz etkiliyor. Farklılaştırıyor. Çünkü kent algısı başka bir şey. Müziğe etki ediyor. Müzik bu sefer kenttekiyle birlikte farklı bir sentez oluşmaya başlıyor. Evet. İşte gurbet çıkıyor. Yani arabeskleşiyor aslında. Arabeskleşiyor, evet. Yani, evet. Özünden sapmalar oluyor. Özünden saptırdığınız zaman müziği bu geri dönülemez yollara gidiyor. İşte müziğin halk müziğiyle alakalı çok genel konuşabiliriz. Çok seslendirmelerden vesairelerden şunlardan. Ben de kendi adıma yaptım bunu zamanında. Çalışmalarınız var. Çok evet. pişmanım bununla alakalı. Bilmiyorduk çünkü o zaman. Eyvallah. Hani zarar vereceğini bilmiyorduk. Bizim burada özgün müzik olayı aslında bununla birlikte mi doğdu? Ben yani, böyle bir bağlantı var gibi geliyor bana. Özgün müzik tabi temelinde aslında halk müziği yatan bir şey. Çünkü çoğunlukla bağlamayla icra edilen. Değil mi? Evet. Bağlamayla icra edilen. Okuma tavrı olarak farklılık arz eden evet. Bir müzik türü. Ama temelleri, kökleri ve en büyük esin kaynağı, feyiz aldığı yer halk müziği. Halk müziği. Tabi bundan evet. beslenerek yapılmış. Evet. Evet. Çok iyi yapımlar da var bununla alakalı. Mutlaka vardır. Çok düzeysiz işler de yapıldı. Ne yazık ki. Zaten yapılan, yaşayan evet. Ortada kalıyor. Yaşamayan. Yani bu köyden hani şehire gidiyoruz, o hayatını şehire getiriyoruz. Burada kentleşmede problemler çıkartıyor diyoruz ya bu. Belki de özel hayatımızı kentte de yaşayabiliriz ama genel hayata uyum sağlayarak entegre, yani evet. Ona uyum sağlayacağız ama özelde kendi kültürümüzü kendi özel yaşantımızda uygulayabiliriz. O ayrı bir şey. Tabii, ama genel tabii. hayata bunu empoze etmeye çalışırsak bu sefer işte hepsi birbiriyle çarpışmaya başlıyor. Tabii, aynı. Ve aslında ne olduğu belli olmayan bir şey ortaya çıkıyor. Bambaşka evet, bir şey. Evet, bambaşka bu bir şey. Bu iyi bir şey olmuyor. Bu iyi bir şey olmuyor. Ortaya aslında çıkan yeni hepsinin bir şey, kendi bir şey. Özünde olan o güzellikleri saklamamız, bozmamamız gerekiyor. Evet, evet. Bunlar karıştı mı bozuluyor. Bozuluyor. Yöreler, şiveler bozulabiliyor hepsi belki. Yani. Hepsi birbirine giriyor yani. Tabii, tabii, İşte tabii. bu karmaşayı bizim aslında nasıl müziğimizde, Karadeniz müziğinde diyorsak bu yozlaşma bu şekilde oluşuyor. Tüm müziğimizde yani tüm yörelerimizde ulaşabilecek bir şey bu. Karadeniz müziğinde şimdi eskiden... Ankara'da olduğu gibi. Tabii. Büyük kemençe üstadlarımız vardı bizim. Evet. Birçoğu ebediyete intikal etmiş üstadlarımız. Bunların yaptığı çok önemli müzikler vardı. Şimdi son yıllarda Karadeniz müziği ile ilgili anılan isimlere bakıyoruz. Müzikle alakalı bir geçmişleri bile yok insanların. Ne yazık ki. Çok yüzeysel işler, popüler işler. Evet. Ve bunlara hani arz talep meselesi var ya. Ne yazık ki. Ben hep şunu savundum, şunu söyledim. Türkiye'de talep yok, sadece arz var bu konuda. Evet. Sadece sunum var. Suni bir işte efendim bu talep ediyor. Hayır, talep sizden kimse böyle bir şey talep etmedi.
Kimse böyle bir şey talep etmiyor. Siz sunuyorsunuz ve insanlara seçenek bırakmıyorsunuz. Seçenek bırakmayınca insanlar bunu görüyor, bunu biliyorlar. Dolayısıyla bunu dinlemiş oluyorlar. Başka zannediyorlar ki bizim... Budur diyorlar. Başka Karadeniz şey. Müziğimiz bu budur diyorlar. Yani evet. Çünkü sen 5-6 yaşında çocuğa bunu dinletirsen, o çocuk 15-20 yaşına geldiği zaman onun gibi müzik yapmaya ve dinlemeye ve belki de müzisyen olmaya çalışacak. Tabii ki, tabii böyle olacak. Süreç bizim böyle işliyor. Sizin yani. İlk bölümde bahsettiğimiz o yurttan sesler, evet. O orijinal havayı çocuklarımız şu an sunan bir atmosfer yok. Maalesef. Benim iki tane kızım var. Şu an 9 yaşındalar. Allah başlasın. Amin. Teşekkür ederim. Küçükken birkaç türkü okuyorlardı böyle filan. Şimdi tabii egemen olan anlayış. Evet. Onları da çekiyor. Etkiliyor. Okulda işte etkinliklerde arkadaş dinledikleri. Çevresi, arkadaş çevresi tabii. Tabii okul. Yani. Etkileniyorlar. Evet. Evet. Hocam isterseniz çok güzel sohbet ediyoruz. Bir eserle devam edelim. Olur. Sizin güzel sesinizden ve yorumunuzdan. Estağfurullah. Yine Diyarbakır'a, pardon Erzurum'a bu sefer Erzurum'a, geçiyoruz. Evet. Aşkı ezeli aşka ilhami hüdadır. Evet. Bir neşve nümadır. Tahkiki gönül şehrine bir nur ziyadır. Minhacı hüdadır. Allah Allah. Demiş. Yani bu nasıl Erzurumlu söz, Emrah. Bu sözler maşallah. Evet, evet. Hocam dinleyelim. Kim kuşeyi meyhane banadır, mescitte sanadır, aman aman, aman aman, aman aman aman, yandım 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 sene kurban, öldüm öldüm. Gerçekten teşekkür ederim. Çok güzel. Erzurum yöresine de gitmiş olduk böylece. Evet. Çok zengin bir yöredir Erzurum. Çok çok gerçekten çok mükemmel eserleri vardır. Evet. Her yöremiz öyle. Evet. Ama hepsinin farklı farklı tatları var. Çok gerçekten. Farklı. Şimdi yine birazdan eserle devam ederiz hocam ama burada bir konu daha aklıma takılıyor. Şimdi halk müziğinin tüm dünyaya yayılması, evrenselleşmesi,
Bu konu önemli bir konu aslında ama. Çok önemli, evet. Bunu tabii dünyaya yayarken özelliğinde bozmadan sunmak ve onların da o şekilde, yani yapacak olan, bu müziği icra edecek olan kişilerin de bu şekilde icra etmesini sağlayabilmek kolay bir şey mi? Yani zor. Şimdi biz tabii dünyaya yaymakla dünyaya saçmak, savurmak farklı bir şey. Evet. Biz biraz böyle saçıp savuruyoruz galiba. Şimdi halk müziğinin dünyaya yayılması bir kere gerekli mi, değil mi? Değil mi? Bana göre değil. Halk müziği halkın ürettiği, halkın benimsediği ve dolayısıyla yaşadığı bir müzik türü. Bunu da beste müziğinden, yani klasik Türk müziğinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi budur. Birinde beste vardır, belli kurallar dahilinde yapılır. Bir diğerinde ise kural yoktur. Yani bir olay olur, o olayın akabinde oradaki türkü yakıcı dediğimiz, o konuya hakim, o vasfı taşıyan insanlar onu dillendirirler. Ve belli bir zaman sonra, zamanda derinlik, mekanda yaygınlık dediğimiz şeyler var. Yani türkü olabilmesi için. Zaman geçmesi lazım, zamanda derinlik. Zaman geçtiği halde hala türkü dillerde ise, kulaklarda ise, o zaman o şeye haiz demektir. Eyvah. Mekanda yaygınlık, o çevrede kabul görmüşse o kadar zaman içerisinde, tamam bu türküdür diyebiliyorsunuz 25-30 yıl geçmesine rağmen. Fakat türkü halkın dilinde öyle bir hale geliyor ki, orada, şurada, burada söylene söylene artık sahibi yakan bile belki türküyü tanıyamaz hale geliyor. O yüzden anonim oluyor zaten. Evet. Yoksa elbette ki türküyü yakan birisi var. Mutlak. Yani işte Rıfat Çalışkan türküyü yaktı. Ama 20 sene sonra o türküyü Rıfat Çalışkan duyduğu zaman bile belki diyor ki, anlayamayacak. Ya bu, evet, tanıdık geliyor ama bilmiyorum falan diyecek belki de. İşte bu şekilde anonim, sahibi halk, sahibi bilinmiyor. Bu okuduğumuz türkülerin hemen hepsi bu öyle. Evet. O bakımdan yayılmalı mı? Eğer biz kendi halk müziğimizi, Aşık Veysel'imizi alıp Aşık Veysel gibi dünyaya tanıtabiliyorsak. Evet. Ama ben Aşık Veysel'i alıp bütün Batı'nın imkanlarını, sazlarını, orkestralarını kullanıp bambaşka bir ağızla, Aşık Veysel'in ağası olmayan bir sunumla bunu yaptığımda ben Aşık Veysel'i tanıtmış mı oluyorum? Ya da halk müziğimi tanıtmış mı olurum? Yok. Allah aşkına. Yani bu sadece bu kadar. Ya bu tamamen ticari. Tabii yani ticari oluyor. İşte popüler olma yolunda bir takım işler. Bir de biz galiba şeyi çok güzel yapıyoruz. Sunacağımız bir şeyi pazarlama unsuru olarak kullanıp nasıl pazarlarsak pazarlayalım. Yapalım da olsun. Yapalım olsun. Ne getiriyor ona bakıyoruz. Yani ne getiriyor? Bu zihniyetten kurtulmamız gerekiyor. Evet, maddesel özellikle, olarak özellikle ne getiriyor? Özellikle kültür ve sanatta. Tabii tabii. Kültür kıymetlerimize nasılsa değeri, özelliği o şekilde sunalım. Ha, karşı taraftan nasıl tepki gelecekse gelsin. Önemli olan doğru bir şekilde sunmak. O kadar. Yani sizin bir duruşunuz olacak. Çünkü sizin ülkenizin ürettiği müziğin çok ciddi bir duruşu var. Kesinlikle. Siz bir kere buna layık olabilmelisiniz. Yani halk müziği zaten var. Halk müziğini ben yaşatıyorum, ben var ettim diye bir şey yok. O zaten var. Eyvallah. O var, ona layık olmaya çalışacağız biz. Şimdi yeri gelmişken türkülere ilaveler, eklemeler, düzenlemeler, şunlar bunlar. Diyoruz ki türküler birer tarihi belge niteliği taşır. Siz bugün Mimar Sinan'ın yaptığı işte Selimiye Camii'nin duvarına, ya bu duvar olmadı, şurayı maviye boyayalım diyebilir ya misiniz? Ya da şu duvarı kaldıralım. Yapabilir misiniz? Değil mi? Yahut herhangi bir tarihi esere yapabilir miyiz bunu? Yapamayız. Yapamayız. Bu da öyle. Bu da böyle bir şey. Evet. Çünkü yani kağıtta yazıldığı gibi değil, onun bir duygusu var aslında. Elbette bu kadar. Evet. Bizim ustalarımız şey der, işte zeybek tavrı deriz. Evet. Zeybek tavrı vardır. Aslında der, tavır notaya dökülmez. Esasında dökülür de onun demek istediği şey çok farklı. Tavır notaya dökülmez. Yani sen iyi dinleyeceksin bir kere. Çalışacaksın, göreceksin. Oradaki o bileğin kıvraklığını yaşayacaksın. Hissedebilmelisin diyor bunu. Evet. Yani yoksa oraya dökülür. Tabii ki dökülür. Evet. Ama oraya dökülenle buraya dökülen başka şey işte. Tabii. Onu hissedebilmek lazım. Hissetmek ve hissettirebilmek. İşte bu ayrı bir özellik. Hissedemeden hissettiremezsiniz zaten. Yapamazsın. Kesinlikle. Eyvallah hocam. Çok güzel. Gerçekten bence çok önemli konular bunlar. İnşallah teşekkür seyircilerimize güzel bir şekilde bunları ulaştırdık i̇nşallah, diye düşünüyorum. İnşallah. İsterseniz yine eserle devam edelim. Peki. Hatta
şöyle yapalım. Sıradaki eseri okuyalım. Arkasından belki diğer eseri de icra ederiz vakite göre. Olabilir. Önce yine Diyarbakır'a bir uğrayalım. Evet. Meclisinde mail oldum. Ben çok bir kaşık araya. Bir eser. Evet. Belki hemen ara vermeden arkasından da Yıldız Akşamdan Doğarsın Yozgat'a geçeriz. Eyvallah. Eyvallah, buyurun. Sağlık hocam. Eyvallah. Sıradaki eseri de icra edelim. Peki, ondan sonra da kısa doğarsın. Bir aramız olacak. Sizden bu bir Yozgat. Yozgat yöremize ait kol havası. Yıldız Akşamdan. Yıldız akşamdan doğarsın,
yıldız akşamdan doğarsın. Dağlara boyun eğersin, dağlara boyun eğersin. Ben gibi yar mı seversin, ben gibi yar mı seversin? Doğmayaydın mani yıldız. Yıldızlardan ürüşansın, yıldızlardan ürüşansın. Benim gibi perişansın, benim gibi perişansın. Yardan bana bir nişansın, yardan bana bir nişansın. Doğmayaydın mani yıldız. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ooh.
aman bülbül yuvada inler. Aman bülbül yuvada aman senin gönlünde kimler? Aman senin gönlünde kimler? Taralay lay 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 lom, taralay lay 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 lom, pambuk atıyor. El atına binmiş Osman çalım satıyor. Taralay lay 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 lom, taralay lay 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 lom, aynası var kendisinden güzel kaynanası var. Taralay lay 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 lom, taralay lay 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 lom, bulgur dibeyi dibeye vurdukça oynar göbeği. Hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah. Konya yöresine ait çok güzel bir türküyü seslendirdiniz bizler için, evet, seyircilerimiz çok için. Evet, farklı bir türkü. Fırın üstünde fırın. Ya. O bemollere hastayım. O ne kadar güzel yapmışlar değil mi, değil mi, evet, orada ya? Evet. Ne tat vermiş. Yani ya bu işte bilerek yapılmayan şeyler bunlar. Çok enteresan. Kesinlikle. Bilmeden hissederek sadece, evet, ve bu da şeyi gösteriyor ki esas mesele hissiyatta. Hissiyat. Hissetmekte. Kesinlikle, kesinlikle. Ama ne kadar güzel şeyler de ortaya çıkarmış, evet, büyük çok ustalar. Okunan bir türkü değil. Rahmetli Yıldız Ayhan okurdu bunu. Eyvallah. Böyle istedim ki bugün biraz fazla okunan türküler olmasın. Hocam çok biraz güzel bir repertuar gerçekten. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Yani o kadar o kadar yani dinle bıkma yani o kadar güzel. Eksik olma. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Hocam şimdi biz Hayatın Ritmi programının bu son bölümü diyoruz aslında. Son, evet, bir yarım saatimiz var. Şimdi bu bölümde ben bayağı bir genel muhabbetimiz oldu. Müzik adına, kültür adına, halk müziği adına. Evet. Ama şimdi biraz da sizin için yani sizin yaptıklarınızla alakalı birazcık da bilgilendirme yapmak istiyorum seyircilerimize. Çalışmalarınız hakkında bilgi vermek istiyorum. Bildiğim kadarıyla İstanbul Barosu'nda şefliğiniz devam ediyor. Evet, devam orada ediyor. Şeflik görevinizi devam ettiriyorsunuz. Ama aynı zamanda Bakırköy Musiki Vakfı Konservatuarı da Türk Halk Müziği Korosu çalışıyorsunuz ve yarı zamanlı konservatuarda da eğitmenlik, evet, göreviniz, evet, devam ediyor. Burada da vakıf başkanımız Sayın Yılmaz Pamukçu'ya ve orada görevli olan Evren, evet, kardeşime çok çok selamlarımızı, evet, gönderiyoruz. Sevgili Evren. Onlar çok değerli dostlarımız, büyüklerimiz. Evet. Vesiledir o da. Eyvallah. Sağ olsunlar. Bizi takip eden tüm sizin öğrencilerinize de selamlarımızı göndermiş hepsine olalım. Hepsine çok çok selamlar. Eyvallah. Buradan. Hocam şimdi bu çalışmaların yanı sıra bu çalışmaların sonucunda hatta şöyle söyleyeyim, konserler, evet, veriliyor. Hem konservatuar öğrencileri de bazı etkinlikler yapıyor diyebiliyorum. Bir yapıyor de sizin yapmış olduğunuz, şeflik yapmış olduğunuz topluluklarda konserler veriyorsunuz. Evet, bunlardan bahsedelim. Evet, buyurun. Önce İstanbul Barosu'nda bu yıl 15. yılımız. Aralıksız halk müziği çalışmalarımıza devam ediyoruz. Maşallah. Senede 2 tane konser ve 3-4 tane de Türkü Gecesi, hı-hı, adı altında, hı-hı, yaptığımız etkinlikler var. Onun dışında Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı ikinci yılımız orada. Daha evvel, hı-hı, Halk Eğitim Merkezi'ndeydik. Vakıf evvelinde halk müziği olan bir vakıf değil. Evet. Tamamen Türk sanat müziği, müziği, klasik Türk müziği, müziği, Türk sanat müziğiyle haşır neşir olan bir, hı-hı, vakıf. Biz bir görüşmemiz oldu ve neden olmasın diye bir fikir çıktı ortaya. Hı hı. Biz de ekibimizle oraya geçtik. Sağ olsunlar. Harika. Mekan çok güzel bir
bir kere. Biliyorum. Çok Ataköy'de güzel İspirtuhane evet, Kültür evet. Merkezi'nde. Harika bir yer. Yani bulunmaz çok, bir yer. Çok. O kadar güzel bir yer. İnsanlar çok iyi, çok iyi sahiplenmişler bu işi. Bu da bizim rahat çalışmamıza sebep oluyor. Evet. İşimizi daha iyi yapmamıza sebep oluyor. Tabii vakfın sanat müziğiyle çok ciddi çalışmaları olmuş bugüne dek. Bununla ilgili yarı zamanlı Türk Müziği Konservatuarı da var orada ve birkaç mezun vermiş durumda onlar. Evet. Geçen sene dedik ki yani neden halk müziği yarı zamanlı konservatuarı kurmayalım ve kurduk. Çok güzel. Kurduk. Orada da şu anda hem birinci sınıf hem ikinci sınıf talebelerimiz var. Onlarla eğitim yapıyoruz. Derslerine ben giriyorum. İşte aslında çok ciddi bir eğitim alıyorlar. Yani solfej, nazariyat, usul, makam, repertuar. Yolun yarısına geliyorlar diyelim. Kesinlikle geliyorlar ve 3 yıllık bir eğitim bu. Evet. Hem Türk sanat müziğinde hem halk müziğinde 3 yıl süreli bir konservatuar. Evet. Onun da dışında vakıfta işte koromuzla yaptığımız etkinlikler var. Aslında tam bir demin de bahsettiğimiz yurttan sesler mantığıyla yapıyoruz çalışmalarımızı. Evet, evet, evet. Yani o çok önemli. O zaten. Çerçevede yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Harika. Çalışmalarımız bunlar, konserlerimiz oluyor. Zannediyorum halk müziği koromuzla Mart ayının başında Bakırköy'de bir konserimiz olacak. İnşallah. Diyelim. Bu akşam da buradan da duyuralım. Bu akşam da bizim vakfın Türk Sanat Müziği topluluğunun konseri var. Cem Karaca Kültür Merkezi'nde Bakırköy'de akşam saat 8'de 20'de konserleri var. Tamamdır. Onu da duyurmuş olalım. Hocam isterseniz yine bir eserle devam edelim çünkü vaktimiz kalmıyor. Ondan sonra sizin bir çalışmanız daha var. Ondan bahsetmek istiyorum hiç unutmadan. Sıradaki eseri izleyicilerimize, dinleyicilerimize ulaştıralım. Bu sefer Rumeli yöresine Rumeli türküsü okuyoruz. Çalın davullar. Bu Selanik olması lazım. Rumeli değil ama Selanik aslında değil mi? Evet. Evet. Buyurun dinleyelim sözünde hocam. Sözünde de geçer ya zaten. Eyvallah. Thank you.
Selamın sedası bre dostlar, cana dokunur. Selamın sedası bre dostlar, cana dokunur. Gelin olanlara kınaya kınır, aman ölüm zalim ölüm, üç gün hocam nefesinize kuvvet, ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Gerçekten şimdi sizi dinlerken bu programın başından bu yana farklı farklı yörelerden eserler bizlere sundunuz ama her yörenin duygusunu da bize yansıtabildiniz. Gerçekten bu çok büyük bir sanat. Eyvallah, bu bizim için başarı sanat. Kriteri budur aslında. Eyvallah. Yani esas bunun... sanat bu, onu demek istiyorum. Teşekkür yani, ederim, inşallah kıymet bilenler, bizi seyredenler kıymetinizi bilir diye düşünüyorum. İnşallah türkülerin, bu kültürün kıymetini bilsinler. Bilsinler. Yeter. Evet, evet. Yeter. Biz zaten hocam bizim gibi icracıların esas hedefi aracı. Yani aracı, bu kültürü insanlarımıza buluşturan kişileriz. Aynen biz. Öyle, evet, evet. Mutlaka en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz ki doğru aracılık yapmış evet. olalım. Bu çok önemli. Evet. Ama bir sanat dediğimiz olayda işte doğru bir şekilde sunabilmek. Kuşkusuz gerekli tabii. Gerekli şekilde icra edebilmek. Bu da hocam sizde Allah'a şükürler olsun ki mükemmel bir şekilde var. Estağfurullah. Eyvallah, sağ olun. Şimdi değerli seyircilerimiz, takip edenler biliyorlar, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir eserimiz daha var. Aslında iki eserimiz var ama yetiştirmeye çalışacağız ama yetişmeyecek herhalde. Bir yetişmez, eserimiz daha var. Onu seslendireceğiz ama onun öncesinde bahsetmek istediğim bir konu daha var sizinle alakalı. Eğitmenlik, koro şefliği evet. ve icracılık evet. ama bunun yanında bir çalışmanız daha var. Halk bilimi adı altında oluşturmaya çalıştığınız bir kitap. Yani halk bilimine dair bir kitap aslında. Evet. Halk bilimi bir genel bir isim. Tabii halk bilimi bizim folklor diye tabir ettiğimiz evet. kelimenin Türkçe karşılığı. Bu evet. Folk biliyorsunuz halk demek, lore bilim demek. Evet. İkisinin birleşimi. Birleşim Ziya Gökalp buna halkiyat demiş vaktiyle. Ancak çok kabul görmemiş herhalde, eriyip gitmiş. İşte o zamanda derinlik evresini herhalde tam tamamlayamadığından. Folklor daha çok yerleşmiş bizim halk dilimize. Evet. Ancak folklordan anladığımız da bizim sadece oyun. Yani çıkıp birisi folklor oynuyorum diye biliyor. Aslında işte tanımını yaptığımız zaman folklor halk bilimi. Halk bilimi oynuyorum diye bir tabir olamaz. Halk oyunu da mı? Halk oyunu. Tabii halk oyunu. Halk doğrusu oyunu. O. Çünkü halk oyunu da, türküler de, gelenekler, görenekler de, evet. işte asker uğurlaması, düğünü, kınası, cenaze töreni hepsi halk biliminin içerisine giren evet, şeyler. Evet. Şeyi hatırlıyorum, halk oyunu, folklor son dönemdeki kullanılan isim ama halk oyunları olarak bizim eskiden tüm özel günlerimizde televizyonlarda halk oyunlarının evet. konserleri, etkinlikleri evet. baştan sona o gün boyunca halk oyunları verilirdi. Verilirdi. Şimdi onlar da azaldı. Azaldı yani yok gibi. Yani bir resmi bayramlarımızda, diğer bayramlarımızda hep bunlar sahnedeydi. Yani televizyonlardaydı. Bunda da bir azalma ve bir acaba yozlaşma mı desek yine? Çok şey var Rıfat Bey bununla ilgili. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği liseler arası halk müziği, sanat müziği yarışmaları olurdu.
Bunlar yapılmıyor artık. Evet. Bunlar çeşitli yöreden öğrencilerin tanışmalarına, kaynaşmalarına vesile oluyordu. Yıllar süren arkadaşlıklar kurmalarına vesile oluyordu. Ve çocukların o yaşta, o ergenlik dönemlerinde türkülerle ve şarkılarla buluşmalarına sebep oluyorlardı. Evet. Ben bununla ilgili Beşiktaş'ta bir Anadolu Lisesi'ne bir repertuar danışmanlığı ve korolarını çalıştırmıştım. Bir yarışmaya girmiştik. Evet. Derece almıştık. Evet, orada da hem koro şefliği hem de repertuar, jüri üyeliği birinciliğiniz var bildiğim kadarıyla. O jüri üyeliği başka. Başka, bir pardon, karıştırdım. Evet. O orada hem orkestra ile alakalı. Evet. Demek istediğim şey şu, çocukların halk müziğiyle ilgili kulaklarında en ufak bir şey yoktu. Ve ben onlara bu okuduğumuz türkülerin benzeri türküleri öğretmiştim o zaman. Hepsi çok sevmişti türküleri. Ve derece aldık, düşünebiliyor evet. musunuz? Yani derece almak için işte o hissiyat vesaire, dil birliği, ağız birliği, tavır birliği bunların hepsini yapmanız gerekir ki orada bir derece doğru, alabilirsiniz. Doğru. Biz bu o çocuklarda bunu başarabilmiştik. İstenirse yapılabilir aslında. Oluyor. Evet, kesinlikle. Önemsemek lazım. Ciddiye almak lazım. Evet. Benim bu konuyla ilgili işte hazırladığım bir kitap var. Hı hı. Yani halk bilimine dair. Türkülerimizde geçen bilinmeyen kelimeler. Çok sayıda bilinmeyen kelime var. Bunları derlediğim bir sözlük ve örneklemeli bir kitap diye. Hı hı. Geniş bir çalışma. Yarısını tamamladım hemen hemen. İşte devamını böyle fırsat buldukça İnşallah yapmaya yakın çalışıyorum. Yakın bir zamanda hızlı bir şekilde tamamlarsınız. İnşallah. Ve gerçek manada bu bilimi aslında öğrenmek isteyenlere büyük bir kaynak niteliği kitap olacak aslında. Olacaktır. Evet, evet, evet. Hem konservatuarlarda belki kullanılır hem yani, de bu tarz halk müziği topluluklarında da bir kaynak kitap olarak bulunması çok önemli. Evet. Çünkü okuduğumuzu bilmediğimiz zaman hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok tabii. O tabii, kelimeleri bir tabii. şekilde öğrenmemiz, bilmemiz, evet. ne anlama geldiğini anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Evet, evet. Çok önemli bir hizmet o yüzden. İnşallah başarabiliriz. İnşallah işte. Olacaktır. Herhalde çok az bir vaktimiz kaldı. Önce isterseniz Havada Durna Sesi Gelir, Kütahya'yı okuyalım. Evet. Eğer yetiştirebilirsek diğer eseri de icra etmeye çalışalım, olur mu hocam? Kaç dakikamız var? Herhalde 6 dakikamız var. Yani belki de Havada Durna Sesi Gelir ancak yeter. Ya o da zaman bir girelim şöyle bakalım. Yapalım mı? Biz vedamızı peki, edelim. Peki. Ondan sonra sizin Havada Durna Sesi Gelir Kütahya türküsüyle veda etmiş olalım. Evet. Öncelikle mesajınız varsa buradan onu iletin seyircilerimize. Buradan tüm müzik severlere müziği önemsemelerini, dinlemelerini, müzik hareketli dahi olsa, ağır dahi olsa dinlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü dinlemek çok önemli bir sanat. Dinlemek evet. bir sanat. Evet, evet, evet. Onu dinlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü dinledikçe hani bir kitabı bir kere okursunuz, ikinci okuyuşunuzda başka bir şey bulursunuz, mutlaka. Üçüncü okuyuşunuzda tabii. ya tekrar, da tekrar. İleri yaşınız ilerlediğince okuduğunuzda algınız evet, değişir ya. Evet. İşte türkü de böyle. Dinledikçe keyfine, tadına varıyorsunuz. Ama biz el çırpan bir toplumuz çok fazla. Bundan biraz vazgeçip dinlemeye, bunu başardık biz. Konserde Fidayi Dayı yaptık koroyla. Evet, evet. Ve salondan bir istirhamda bulundum ben. Lütfen dedim, bu çünkü tempo tutulan, yıllardır oynanan bir ezgi. Lütfen dedim, dinleyin bizi. Dinleyin. Ve salonda tek bir kıpırtı olmadan bizi dinlediler, harika, sağ olsun. Harika. Sağ olsunlar. Kültür Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Size çok teşekkür ediyorum. Eyvallah böyle efendim. Bir programa beni davet ettiğiniz için. Gerçekten çok düzeyli, çok seviyeli, çok sanatsal içerikli, nitelikli bir program. Eyvallah. Katıldığım çok için son derece gururlu ve mutluyum. Bizler de tekrar teşekkür efendim. Ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Başarılı için. İyi yayınlar diliyorum Amin, size. İnşallah sizin de müzik hayatınızda bizler de başarılar sağ diliyoruz. Sağ İnşallah çok güzel kitlelere ulaşabilirsiniz İnşallah. Bundan sonra da. Ve değerli seyircilerimiz, Hayatın Ritmi programı bugünlük burada sona eriyor. Değerli Üstad Tekin Kumaş Beyefendi bizlerin konuydu bugün. Sizlere çok güzel türküler seslendirirler. Ve son türküyle de sizlere veda ediyoruz. Son türkümüz Kütahya Üyeresi Havada Durna Sesi Gelir efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.
sesi gelir. Gane Zümrüt.